Manisa'da 8 gündür kayıp olan ve öldürüldüğü ortaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın cesedi bulundu. Cinayeti televizyon programında itiraf eden zanlı Himmet Aktürk, canavarca hisle öldürmek suçundan tutuklanmıştı. 8 gündür kayıptı. 4 yaşındaki Irmak'ın önce öldürüldüğü belirlendi, ardından cesedi bulundu. Irmak Kupal, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim'de evinin önünde oynarken kayboldu. Evin çevresinde ve dere yatağında yapılan aramalarda küçük kızın izine rastlanmadı. Kaçırılma şüphesi üzerine aile bir televizyon programına katıldı ve yardım istedi. Şüpheler, Irmak'ı son gören kişi olan komşu Himmet Aktürk üzerinde yoğunlaştı. Yaptığını unutmuş olabilir misin? Burada ölsem bile, beni burada öldürsene, ben yapmadığım şeyi yaptım demem. Çelişkili ifade veren Aktürk'ün evinde küçük kıza ait saç ve kan örneklerine rastlandı. Zanlı, davet edildiği televizyon programında cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinde cinsel istismarda bulunduğu çocuğu boğarak öldürdüğünü, ardından çuvala koyarak çöp konteynerine bıraktığını, ancak çöpün alınmadığını görünce bir bağa gömdüğünü anlattı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Himmet Aktürk'ün 2002 yılında da 14 yaşındaki yeğenine istismarda bulunmaktan 1,5 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Zanlı canavarca hisle öldürmek suçundan tutuklandı. Irmak'ın cesedine Sarı Kız mevkiindeki üzüm bağında yapılan aramada ulaşıldı. Konya'da trafikte birbirini kovalayan sürücülerin neden olduğu kazada yaralanan mendilci çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi. Gözaltındaki iki sürücü tutuklandı. Meram ilçesinde trafik ışıklarının bulunduğu bir kavşakta bir otomobilin çarptığı 3 kardeşten 6 yaşındaki Yakup Çiçek yaşamını yitirmişti. Ağır yaralı çocuklardan 10 yaşındaki Resul Çiçek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 8 yaşındaki İsmail Çiçek'in tedavisi sürüyor. Olayın ardından yakalanan iki sürücü tutuklandı. Sürücülerden minibüs sürücüsü Cumali Çetin, daha önce husumet yaşadığı Atilla Maydan'ın aracını trafikte takip etmiş. İki aracın karıştığı kazada otomobil kaldırımda mendil satan 3 kardeşe çarpmıştı. Trafik ışıklarının bulunduğu bir kavşakta bir otomobilin çarptığı 3 kardeşten 6 yaşındaki Yakup Çiçek yaşamını yitirmişti. Ağır yaralı çocuklardan 10 yaşındaki Resul Çiçek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 8 yaşındaki İsmail Çiçek'in tedavisi sürüyor. Olayın ardından yakalanan iki sürücü tutuklandı. Sürücülerden minibüs sürücüsü Cumali Çetin, daha önce husumet yaşadığı Atilla Maydan'ın aracını trafikte takip etmiş. 14 yaşındaki yeğenine istismarda bulunmaktan 1,5 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Zanlı canavarca hisle öldürmek suçundan tutuklandı. Irmak'ın cesedine Sarı Kız mevkiindeki üzüm bağında yapılan aramada ulaşıldı. Konya'da trafikte birbirini kovalayan sürücülerin neden olduğu kazada yaralanan mendilci çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi. Gözaltındaki iki sürücü tutuklandı. Meram ilçesi yaptım demem. Çelişkili ifade veren Aktürk'ün evinde küçük kıza ait saç ve kan örneklerine rastlandı. Zanlı davet edildiği televizyon programında cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinde cinsel istismarda bulunduğu çocuğu boğarak öldürdüğünü, ardından çuvala koyarak çöp konteynerine bıraktığını, ancak çöpün alınmadığını görünce bir bağa gömdüğünü anlattı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Himmet Aktürk'ün 2002 yılında da önce öldürüldüğü belirlendi, ardından cesedi bulundu. Irmak Kupal, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim'de evinin önünde oynarken kayboldu. Evin çevresinde ve dere yatağında yapılan aramalarda küçük kızın izine rastlanmadı. Kaçırılma şüphesi üzerine aile bir televizyon programına katıldı ve yardım istedi. Şüpheler, Irmak'ı son gören kişi olan komşu Himmet Aktürk üzerinde yoğunlaştı. Yaptığını unutmuş burada, olabilir misin? Burada ölsem bile, beni burada öldürsene, ben yap...
Manisa'da 8 gündür kayıp olan ve öldürüldüğü ortaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın cesedi bulundu. Cinayeti televizyon programında itiraf eden zanlı Himmet Aktürk, canavarca hisle öldürmek suçundan tutuklanmıştı. 8 gündür kayıptı. 4 yaşındaki Irmak'ın ön